Arkadaşlar merhaba. Mehmet Burak Aykener ben. Yeni bir video hazırlamak istedim. Dünyada özellikle tabii mühendislik alanında diyeyim. Yani finanstır veya başka sektörlerdir, kimyadır değil de. Daha çok kendim elektrik elektronik mühendisi olduğum için mühendislik alanında başarılı olan şirketlerin tarihçesiyle ilgili ve bunların nasıl başarılı oldukları, ne tarz aşamalardan geçtikleriyle ilgili bir video serisi aslında oluşturmak istedim. Hem yine her zaman dediğim gibi yani video oluştururken aslında kendim bir şeyler öğreniyorum. Ve öğrendiklerimi de paylaşmış oluyorum. Bu şekilde bilgi yayılmış oluyor. Ve biz de bunlardan aslında ibret alabiliriz. Yani önümüze bakabiliriz. Bunlardan hani bir kendimize yol çıkarabiliriz. Çünkü Türkiye'mizde de başarılı şirketlere ihtiyacımız var. Çünkü başarılı şirketler daha çok istihdam sağlıyor. Ülkenin cari açığını kapatıyor. Ülkenin dışa bağımlılığını azaltıyor. Bu yüzden hani teşebbüslere ihtiyacımız var ve başarılı şirketlere ihtiyacımız var. Günümüzde mesela şu an 2021 yılında TOGG mesela ilk defa, aslında ilk demeyeyim hani önceden tabii devrim arabaları vardı ama TOGG şu an bir hamleyle başladı. Ve ben hani Türkiye'de şu an savunma sanayi sektörü var, otomotiv sektörü var ama otomotivde biz bir kendi markamız yok tabii. Hani genelde hani halk tabiriyle diyorum montajcı diye geçiyor. Ama bir yerli otomobilimiz olursa hani o konuda da hem alt yükleniciler için hem mühendis olan teknikerler, mühendisler için yeni bir istihdam sahası oluşacak ve ülkemiz için de gelişmesi noktasında katkıda bulunacak inşallah. O açıdan hani böyle yeni şeylere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ekonomik anlamda da, teknolojik anlamda da kalkınmamız için. Şu an mesela savunma sanayinde yerli şirketlerimiz var. Yani milli olarak adlandırılan. Bu şirketler mesela 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda kurulmaya başlamış ve günümüzde çok ciddi bir istihdam sağlıyorlar ve ülkenin savunması anlamında dışa bağımlılığından kurtulmasında ciddi bir katkı sağlıyorlar. Tabii sadece savunma sanayi sektörüyle bu iş olmaz. Hani başka sektörlerde de teknolojik anlamda sürekli ilerlememiz, sürekli gelişmemiz lazım. Bunun yolu da hani teşebbüsler yani şirket kurmaları ve bu şirketlerin büyümeleri, istihdam sağlamaları. Hem ihracatta da hem yurt içinde de başarılı bir şirket haline gelmeleri. Bu da ülkenin refahını, tabii birazcık sosyal adaleti de sağlamayı unutmuyoruz. Geliştirecek olan şeyler. Şimdi ben ilk olarak hani bu başarılı şirketler, büyük şirketler kapsamında incelemek istediğim şirket benim BMW, İngilizce diyorlar veya BMW diyoruz biz Türkçe. Bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü onunla ilgili birazcık şahsi de şeyim var. Hani Münih'te bulunmuştum ve Münih'te BMW'nin merkezidir. Ve orada onların bu müzesini sonra işte showroom'unu gezme fırsatım olmuştu. Bizzat kendim de yakinen gördüğüm için önce BMW ile başlamak istedim. Yani sebebi o hani BMW'den herhangi bir para falan almadım yani. Şimdi ilk önce BMW dediğimiz şirketin coğrafi olarak nerede bulunduğundan bahsedelim. Şimdi Almanya'nın burası Bavyera eyaleti ve Bavyera'nın başkenti Münih. Yani başkentimi tam bilmiyorum ama en büyük şehri Münih diye biliyorum. Bir de Nürnberg var sanırım şurada. Bu Münih coğrafi olarak tam gerçekten de Avrupa'nın ortasına diyebileceğimiz bir noktada. Hem İtalya'ya yakın, hem Doğu ülkelerine yakın, hem de yani bu Fransa bölgesine de yakın bir yer Münih. Ve BMW de Münih'te asıl headquarter dediğimiz merkezi de Münih'te oluyor. Şimdi kuruluş hikayesine baktığımızda BMW'nin açılımından önce Almanca İşte Bayerische Motorenwerke yani İngilizce olarak Bavarian Engine Works olarak çevirmişler. Bavyera yani işte Bavyera Motor şeklinde belki çevrilebilir. İlk olarak 1913'te bakın bu yine hani biz işte herkes şey diyor ya fabrika açmak lazım, üretim yapmak lazım, Ar-Ge yapmak lazım. Şimdi bunun birazcık aslında çoğu insan bunu biliyordur ama belki bunlar böyle konuşulurken özellikle belki daha çalışma hayatının başındaki öğrenci arkadaşlar olabilir veya hiç bu konulara belki ekonomik olarak kafa yormamış arkadaşlar olabilir. Tarihi bu noktada çok iyi incelemek lazım. Ya hadi fabrika açalım. İşte niye açamıyoruz veya neden başarılı şirketler biz de kuramıyoruz, kursak neden kısa ömürlü oluyor diye. Şimdi bütün bunlar tabii tarihsel olarak bir birikim, ekonomik olarak da bir birikim. Ve bunun aslında çok başı da olmasına rağmen işte Rönesans, reform şu bu fakat asıl olay endüstriyel devrim, sanayi devrim dediğimiz devrim.
Endüstriyel devrim başlangıcı işte 1700'lerin sonlarındaki o James Watt'ın buharlı makinesi olarak başlangıç diyorlar. Yani otomasyon başlıyor. Fakat 1800'lerin başında ilk olarak İngiltere böyle tezgahtar sistemi üretimden makinalaşmış üretime toplu halde geçebilen, zaten proleter işçi sınıfın ilk çıkışı da İngiltere asıl. Manchester şehri özellikle dokumacılar. Yani 1800'lerin başlarında bu makinalaşmış üretimle çok büyük hacimli üretimler yapılıyor. Ve bu İngiltere'de 1800'lerin başlarında başlıyor. Sonra bütün Avrupa'ya ve sonra tabii Amerika'ya yayılıyor bu. Ve Almanya'da neden günümüzde bu kadar çok şirketi var? Almanların, İngilizlerin diye düşünürseniz. Endüstriyel devrimini 1800'lerin ortalarından itibaren hızlandırıyor. Ve Otto von Bismarck dediğimiz 1870 ve 1890'lı yıllar arasında müthiş bir atılım yapıyor. Ve birçok şu an Alman şirketinin de tarihi aslında Bismarck dönemine uzanıyor. Tabii bu işte endüstriyel devrim, yani benim gözlemlediğim birçok tabii bu kişinin yorumu. Endüstriyel devrim burada çok önemli. Yani endüstriyel devrimini zamanında tamamlamış ülkeler bir adım önde başlamışlar 20. yüzyıla. İşte Almanya, İngiltere bunlardan biri. İşte Amerika bunu başarıyor. Fransa biraz geç kalıyor mesela. Fransa biraz daha geç kalıyor. Rusya biraz daha geç kalıyor. Yani bu tabii sonradan da toparlanmak mümkün yani. Kore örneği var. Biraz daha Japonya örnekleri var. Sonradan hani ha geçti mi? Hayır geçmedi tren bileti. Fakat bu çok önemli. Yani bu konuda eğer merak ediyorsanız yani endüstriyel devrim ve bundan sonra gelişen olaylar okumanızı tavsiye ederim. Bu da yani artık endüstrileşmiş bir Almanya'da. Bakın ilk olarak uçak motor imalatı 1913'te Rapp Motor Werke diye kuruluyor. Sonra 1917'de BMW ismini alıyor. Bakın neden ilginç, neden başarılı? Bence tek cümle şu. 1903'te ilk uçak uçuyor dünyada. Yani bu dünyanın kabul ettiği ilk uçak Wright kardeşlerin Amerika'da. 1903. Bakın 1913'te Almanya'da birileri gitmiş BMW şirketini kurmuş. Yani bir fırsat oluştuğunun farkına varıyorlar. Yani bir anda bu uçak olayının hem ticari anlamında hem de savaş anlamında çok önemli bir güç olacağını ve çok fazla üretileceğini öngörüp birileri işte buna teşebbüs ediyor. Günümüzde işte mesela Amazon gibi firmalar, Google gibi firmalar bunlar da internetin büyüyeceğini bu kadar tahmin edip o şekilde bakın şey yapmışlar, büyümüşler. Mesela AliExpress, onu da okumak lazım. Onları da belki ileride şey yaparız, burada tanıtırız. Ve 1917'de Birinci Dünya Savaşı ilk defa uçakların kullanılmaya başladığı savaş denilebilir. Uçak motoru yapıyor BMW. Bakın bu da BMW'nin o yıllardaki bakın fabrikasından bir kare. Fakat 1918'de tabii Almanya yeniliyor. Yenilince de bu meşhur Versailles, işte Fransa'nın Versailles Anlaşması yapılıyor ve uçak motoru yapımı yasaklanıyor Almanlara. Öyle olunca da BMW şirketi tabii uçak motoru yapımını bırakıyor. İşte 1922'de başka biri satın alıyor. 1930'lara kadar da daha çok tarım makineleri, otomobil, motosiklet, işte tren fren ekipmanları gibi savaş dışı imalat yapıyor. Bunun yanında motosiklet üretimine başlıyor. Yani tabii daha basit bir şey. Motosiklet küçük, iki tekerlekli, elektrikli bisiklet gibi. İşte 1920 bakın ilk motosikleti, 1931 gitgide motosiklet alanına yöneliyor BMW o yıllarda. Sonra otomobil üretimine başlıyor yavaş yavaş. İşte 1929 bu ilk otomobil diye geçiyor. BMW 315. İşte 34'te şöyle bir araba bu eski hani şeyde Anıtkabir'de falan göreceğiniz araba tarzı arabalardan. Nostaljik arabalar. Sonra geliyor 2. Dünya Savaşı. Ve 2. Dünya Savaşı'nda tabii Almanya'nın bir parçası ve Münih'te zaten. Dolayısıyla uçak motoru üretimine geri dönüyor. 1930'lardan itibaren tekrar Ar-Ge yapıyor. Ve 1940'ta işte bu BMW 003 uçak motoru bayağı devrimsel bir motor. Tabii bu makine mühendisi arkadaşlar için bayağı önemli olabilir bunlar. Ben elektronikçi olduğum için hani bana o kadar da böyle çok anlayabildiğim konular değil. İşte 1939 uçak motoru, bu da başka bir motor. Yani, ve yani on binlerce uçak motoru üretiyor BMW 2. Dünya Savaşı sırasında. Tabii burada yine gözden kaçırmamamız gereken bir şey. Neden bunu aldım? Burası bakın Dachau kampı. Ve bu Münih'in dışında bir kamp. Oraya gitmek nasip olmadı. Ve oranın da kapısında meşhur bu Nazilerin Arbeit macht frei. Yani çalışmak özgürleştirir.
meşhur. Bu Yahudileri topladıkları kamplar var. Bu da ilk başta bu 30'larda Naziler iktidar geldikten sonra daha çok sosyalistleri, Polonyalıları, işte komünistleri burada tutmuşlar. Sonra Yahudiler de gelmeye başlamış. Ve 1939-45 yılları arasında bu Dachau kampından 20-30 bin adet işçi BMW fabrikalarında çalıştırılmış. Yani bu tarz şeylerde savaş içerisinde olan şeyler, bunları da söylemek lazım. Yani bu tarz şeyler de var. Sonra 2. Dünya Savaşı sonrasında BMW şirketine baktığımızda tabii savaş sırasında çok bombalanıyor Almanya, özellikle 45 yılında artık İngilizler ve Amerikalılar tarafından özellikle. Motosiklet ve araba üretmesi bir süreliğine yasaklanıyor. Sonra birazcık bocalama dönemine giriyor. Hatta 1960'lı yıllara kadar işte bu lüks 1954 BMW 5502 ve şu Isetta denilen küçük bir araba yapıyor. Fakat şirket zarar etmeye başlıyor. Hatta şöyle bir şirket kar grafiği bu, kazanç grafiği. Baktığınızda yani bu 1960'ların başına kadar bayağı bir batacak durumda oluyor. Hatta internetten okuduğuma göre Mercedes'le birleşme gibi kararlar almayı düşünüyorlar. Veya işte başka kararlar almayı düşünüyorlar. Fakat sonra 1960'lı yılların başında işte New Class, yani New Class, yeni sınıf dedikleri bir araba, yani dört kapılı sedan. Buraya ağırlık veriyorlar. Ve bu çok başarılı oluyor. Bu dört kapılı sedan çok başarılı oluyor. İşte bu 1960'ta BMW 1500 mesela. 65'te BMW 1800 markası. Bunlar çok başarılı oluyorlar ve finansal olarak 60'lı yıllardan itibaren BMW tekrar toparlanmaya başlıyor. Sonra 70'li yıllarda da günümüze dek uzanan BMW 3, 5, 7 serisi bu tarz arabalarda o yıllarda başlıyor. İşte burada bir 72 model E12, 88 E34, 5 serisi bunlar yanılmıyorsam arabalar üretmeye devam ediyorlar. Ve otomobile artık daha çok yöneliyorlar. Bu da BMW'nin işte Ağustos 2021 itibariyle sitesinden aldığım 120.726 çalışan var diyor. Burada gerçekten ilginç bir istatistikte 110, yani 110 milletten insan çalışıyor diyor BMW grubunda. Zaten dünyada kaç ülke var? Ben tam sayısını bilmiyorum. 200 mü? Hani neredeyse zaten dünyanın hemen hemen hepsinden bir vatandaş BMW'de çalışıyor. Böyle de büyük uluslararası, yani multinational dediğimiz bir firma BMW. Çok büyük bir firma. Yani 120 bin çalışan çok ciddi bir rakam tabii. Mesela Vestel'de şu an 15-20 bin çalışan olabilir. Mesela Tay, Aselsan 10 bine yakın çalışanları var. Gerçekten ciddi bir rakam, 120 bin. Şimdi de birazcık yani Münih'e gittiğiniz zaman, BMW'nin başkenti, Bavyera'nın zaten en büyük şehri. Hani ne görürsünüz? Bakın burası BMW Welt diyor. Yani showroom'u, BMW'nin ana merkezinin, o headquarter dedikleri yanında bir showroom. Bunun içerisinde dışarıdan böyle güzel bir görüntüsü var gerçekten. Değişik bir mimarisi var. İçerisinde de araba showroom, yani nasıl Türkiye'de gidiyorsunuz, BMW ne var bilmiyorum, Borusan mı var, hani tam bilmiyorum da çok böyle arabalardan anlamam. Bende şey var, Honda Civic var. İşte bu mesela BMW Belt'e gittiğiniz zaman devasa bir showroom gerçekten. Şöyle de içini göstereyim. İşte burada o Isetta modeli var. Hatta buna çocuk bindirip gezdiriyorlardı şurada şöyle. Buraya gidip bunların içine girebiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz, inceleyebiliyorsunuz. Müthiş bir kompleks gerçekten Münih'te. Şöyle bir yukarıdan da bir havadan bir fotoğrafını çektiğinizde şu 4 silindirli yer BMW'nin, bakın şurada 4 tane araba duruyormuş, yeni fark ettim. BMW'nin ana merkezi. Şurası da yine BMW'nin. Şurası işte o BMW Welt dediğim showroom. Şurası da BMW'nin müzesi. Yani BMW'ye ait bir müze. Parayla giriliyor. Showroom ücretsiz. Girip gezebiliyorsunuz. Burası sanırım 15 euro mu, 12 euro mu bir ücreti vardı müzenin. Böyle bir yukarıdan BMW amblemi şeklinde bir şey yapmışlar. Yani gittiğiniz zaman belki birkaç saat geçirebilirsiniz showroom ve müzesinde. Bakın bu da müzenin içerisinden bazı görüntüler, işte böyle arabalara, uçak motorlarından falan hepsini koymuşlar. Görebiliyorsunuz. Bu da yine yandan güzel bir fotoğraf. İşte BMW'nin ana merkezi. Burası Münih. Burası bir de bir özelliği de yürüyerek Münih Olimpiyat Stadı da hemen buranın yanında, yani şu tarafta mıydı hatırlamıyorum ama Münih Olimpiyat Stadı'nın orada çok büyük bir bahçe de var. Olimpiyat bahçesi. Oraya da gidip gezmek açısından güzel. Öyle bir yer. Yani gerçekten
Adamlar marka oluşturmuşlar ve markayı da çok güzel tanıtıyorlar. Müzeye mutlaka gitmenizi de tavsiye ederim. Şimdi şeyden bahsetmek istiyorum. Ben bu showroom'u gezdim birkaç yıl önceydi. Tabii benim hani araba fiyatları ile ilgili çok bir bilgim de yok. Hani bir araba aldım, o biliyorum işte yıllardır. Hani çok böyle merak da etmiyorum piyasası ne olduğunu, hani değiştirmeyi de düşünmüyorum gittiğim müddetçe. Orada şimdi BMW'nin, ben showroom'da şunu gördüm. Yani BMW 3 var, 5 var, 7 var, bir de 8 falan var. Onlar zaten orada da çok pahalı da, hani 3, 5, 7 pahalılığa doğru gidiyor. Ben de hani Türkiye'ye gelince Münih'ten babama demiştim. Ya dedim, bir BMW 320 falan alayım. Hani güzel bir araba yani. BMW alsak nasıl olur falan diye. O bana gülmüştü yani. Hani ya nasıl alacağım falan diye. Tabii hani çok ciddi bir para demişti o zaman. Ben inanmamıştım. Yani çünkü BMW'nin oradaki en kötü arabası, yani ucuz, orta segment, orta bile yani alt segment arabası BMW 3, 3, 5, 7 diye gidiyor çünkü. Öyle olunca hani ben de şu anda da merak ettim yani, bir BMW 320, ya işte diyorum ya, bu Almanya'da 3 şey araba, yani işte normal vatandaşın alacağı araba, 3 diye koymuş adam, 3, 5, 7, 8 diye gidiyor. Ve sonra 20 Ağustos 2021 resmi fiyat listesine baktım ben de. 320i sedan, yani atıyorum Sportline diyelim, yani en ucuzu 715 bin lira. İşte %80 ÖTV diyor. Ve 1600 motor. Hani bu 1600 motor Almanya'da da yoktu yani. Ben baktım 2000 motordan başlıyordu genelde. O showroom'da falan. Yani 715 bin lira. Bilmiyorum yani, maaşlı bir çalışan mesela ne kadar maaş alabilirsiniz? Atıyorum asgari ücret 3000'lerde. Mesela kaç asgari ücret ediyor bu BMW'nin 3, bakın 3 serisi, bak 5 7 demiyorum, 3 serisi. Yani benim o showroom'da görünce, tamam ya bunu buranın orta sınıf vatandaşı bu 3'e biniyor demek ki diye anladım ben. Hani 3 serisi, bakın 3000 liradan yaklaşık hani hani 200-250 belki asgari ücret. 200-250 ay. Yani 20 yıllık bir asgari ücret. Yani ömrün boyunca yemesen içmesen belki alamıyorsun yani. Ve oranın orta sınıf arabası. Tabii benim için de bu rakam hayali bir rakam. Yani hani atıyorum 3000 değil de 5000 aldın. 5000 değil 10.000 aldın. 10.000 değil 20.000 maaş al. 50.000 lira maaş al. Yani tabii giderlerin olacak. Eve 50.000 lira girsin ki inanılmaz bir rakam değil mi yani, 50.000 lira hani. Yine de bu bayağı şey bir rakam, hani çok zor erişilebilecek bir rakam. Böyle olunca ben de şaşırmıştım yani, hani Allah Allah demiştim yani, demek ki hani ben de orta sınıf bir vatandaşsam mesela, öyle değerlendirelim. Bu arabayı almak gibi bir hayalim yok benim, hani imkansız. Bu da ilginç geldi yani, hani demek ki bizim ülkemizin gelişmişlik seviyesi ekonomik anlamda Almanya ile mukayese bile edilemiyor. Yani o yüzden hani sunumun, videonun başında da dedim. Ya biz de inşallah BMW gibi markalar çıkarırız. Yani TOGG konusunda ümitliyim ben. İnşallah başarılı olur. Ve tutunur piyasada. Ve bizim ülkemizde de bu tarz firmaların artması dileğiyle diyeyim. Çünkü ihtiyacımız var yani. İşte bir BMW 320 dedim, o showroom'da gördüğüm kötü diyebileceğim arabayı bile benim almam pek mümkün değil gibi gözüküyor. Yani hani yemem, içmemem lazım. Bu tarz videolara devam etmeyi planlıyorum. İşte bu videoda BMW'yi birazcık tanıtmaya çalıştım. Nasıl başarılı olduğuna gelince, aslında dediğim gibi o ilk şeyde, yani 1903'te ilk uçak, Wright kardeşler 1903'te uçuyorlar. 1913'te Almanya'da, bakın Amerika'da uçuyor. Ki o zamanın haberleşme ağını düşünün. Bırakın interneti. Titanic gibi gemiler var en fazla yani. Hani transatlantik yolculuk falan imkansız. 1903'te bakın Wright kardeşler uçuyor. Hani uçak da yok tabii, hani transatlantik. 1913'te BMW şirket kuruyor, Almanya'da birisi, uçak motoru şirketi. Yani bunlar da işte günümüzde de örnekler, Google, Amazon gibi şirketler mesela. Bu fırsatları değerlendirip, uluslararası arenada bu fırsatları görüp yatırım yapıp şirketler kurulması gerektiği inancındayım şu an. Çünkü gelişmiş ülkelerde bunu görüyoruz. Ekonomik anlamda, teknolojik anlamda. Biz de inşallah bu bir şey olur yani, böyle bu tarz şirketlerin belki inceleyerekten bizler de belki bu tarz teşebbüsler artar.
ülkemizin refah seviyesi yükselir, vatandaşlarımız daha müreffeh yaşarlar diye ümit ediyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.